1945 yılı 2. Dünya Savaşı'nın son dönemlerini artık temsil ediyor. Hatırlarsınız 1944 yılının sonlarında Avrupa'da Balç Savaşı başlamıştı. Bu savaş inanılmaz kanlı geçti. Amerika Birleşik Devletleri büyük bir darbe aldı ve yaklaşık 20 bin kadar askerini kaybetti. Ama Ocak ayına gelindiğinde yani 45'in ocağına gelindiğinde çıkışa geçtiler ve Almanya'yı işgal ettiler. 1945 yılının başlarında müttefikler Batı Almanya'ya ilerleyişini sürdürdü. Doğuya geldiğimizde ise Ruslar yani Sovyetler de batıya ilerliyordu. 1945'in Ocak ayında Varşova'yı ele geçirdiler ve oradan da Berlin yönünde batıya ilerleyişlerini sürdürdüler. Yani aslında bakarsanız Almanlar iki taraftan da sıkıştırılıyor durumdaydılar. Bu noktada tehlike çanları çalmaya başladı. Müttefikler kazanmaya yakın duruyorlardı ve Yalta'da bir araya geldiler. Savaşın büyük güçleri 2. Dünya Savaşı sonrasında Avrupa'da neler olacağını, bölünmeden sonra Almanya'da ne yaşanacağını, 2. Dünya Savaşı'nda farklı müttefiklerin farklı ülkelerde elde ettikleri zaferlerin etkilerini ve bütün bunları Yalta'da görüştüler. Bu görüşme 1945 Şubat'ında gerçekleşti dediğim gibi Yalta'da. Tehlike çanları çalmaya başlasa da müttefikler zaferi garantilemişlerdi diyebiliriz. Her şeye kesin gözüyle bakıyorlar ve başta Almanya olmak üzere miğver devletlerin teslim olmasını bekliyorlardı. Böylece Almanya'nın önemli şehirlerine yangın bombası atmaya devam ettiler. Bunlar şehri tahrip etmek ve yangın yerine dönüştürmek amaçlı kullanılan devasa etkiye sahip bombalardı. Yangın bombasına tutulan şehirlerden en önemlileri Hamburg ve Dresden'di. Dresden'in bombalanması hakkında kitaplar yazıldı, filmler çekildi. Aynı zamanda Naziler de İngiltere'yi yangın bombasına tuttu ama bu müttefiklerin Hamburg ve Dresden bombardımanı kadar büyük bir etki yapmadı. Bunlara birkaç dakika sonra Tokyo ve Japonya'nın diğer şehirlerine atılan bombaları da ekleyeceğim. Şimdi gelelim Nisan 1945'e. Nisan 1945'te bir dönüm noktası gerçekleşti. Bir dönüm noktasına gelindi. Nisan ve Mayıs aylarında artık müttefikler Almanya'nın önemli bölgelerini işgal etmişlerdi. Miğver devletleri İtalya'nın dışına püskürtmeyi başardılar. Mussolini'ye karşı galip gelip onu esir aldılar ve sonra da infaz ettiler. Sovyetler Berlin'i almayı başardı. Asıl önemli olan 30 Nisan. Hitler'in intihar etmesiydi. Evet, Hitler'in intiharı 30 Nisan. Nazi Almanya'sının önemli liderleri de bu dönemde Hitler'in ardından intihar ettiler. Bu noktada Avrupa'da savaş artık kazanılmıştı ve 8 Mayıs'ta bu zaferi ilan ettiler. 8 Mayıs Avrupa'da zafer günü. Güzel anılacak bir gündü. Müttefiklerin Avrupa'da kazandığı gün zafer günü olarak dediğim gibi anılmıştı. 8 Mayıs zafer günü. Müttefikler Avrupa'da kazanmıştı ama henüz her şey bitmemişti. İkinci Dünya Savaşı Pasifik'te, Pasifik cephesinde hala devam ediyordu. Şimdi gelelim Pasifik sahnesine. Yılın başında, Ocak ayında müttefikler Luzon adasını ve Manila'yı almayı başardılar. Şubat'a gelindiğinde ise Iwo Jima'nın işgali başladı. Bu epey kanlı bir sefer oldu. 70 bin deniz subayı, 22 bin Japon askeri karşısında adayı işgal ettiler. Bunun ötesinde hava kuvvetleri ve tabii ki donanma da kuşatmaya dahil oldu. Akıllara durgunluk veren olay ise müttefiklerin tarafındaki 70 bin askere karşı Iwo Jima'yı 22 bin Japon askerinin savunmasıydı ve bunların 19 bini hayatını kaybetti. Kuşatmanın ne kadar kanlı geçtiğini buradan da tahmin edebilirsiniz. Belki de Amerika Birleşik Devletleri'nde en çok bilinen ordu fotoğrafı olan bu fotoğraf, Iwo Jima'da donanma askerlerinin bir tepeye ya da bir dağa saldırdıkları sırada çekilmiş. Size verdiğim rakamlardan tüm bunların ne kadar dehşet verici olduğunu hayal edin. Bu fotoğrafta bile ki bu gerçek bir fotoğraftır, Amerikalılar bu tepeyi veya dağı ele geçirmiş gibi gözükse de
Fotoğraftaki 3 deniz subayı da ilerleyen günlerde Iwo Jima'nın tamamını almak için verilen mücadelede hayatlarını kaybettiler. Japonlar adada oldukça sert bir savunma yaptılar. Adanın tamamının alınması ancak Mart ayında gerçekleşti. Yani Şubat-Mart ayları arasında Iwo Jima'nın işgali devam etti. Şubat-Mart. Bunların tamamı olup biterken B-29'lar Japonya'da başta Tokyo olmak üzere önemli şehirlere yangın bombası atıyordu. Bu şehirler gerçek anlamda tahrip ediliyordu ve bu topyekün savaş anlamına geliyordu. Ancak her şeye rağmen Japonlar teslim olmamıştı. Nisan ayında, unutmamak lazım, bu Avrupa'da Hitler'in intihar ettiği dönemdi. 1945 Nisan'dan Haziran'a kadar olan dönemde müttefikler Okinawa'yı işgal ettiler. Bu da yine oldukça kanlı geçen bir seferdi. Okinawa'da on binlerce Japon askerinin savaşta ölmesi bir yana, on binlerce sivil de hayatını kaybetti veyahut intihar etti. Devam edelim. Japonlar hala teslim olmamıştı ve 1944 yılında bile donanmaları tahrip edilmesine rağmen hala sert bir savunma yapıyorlardı. Ama sonra tüm bunlara paralel olarak başta Amerika Birleşik Devletleri olmak üzere müttefikler nükleer silah geliştirmek ve Truman'ın başkan olduğu dönemde savaşın sonunu hızlandırmak amaçlı bu silahları kullanmak için Manhattan projesini hayata geçirdiler. Böylece 6 Ağustos'ta Hiroşima'nın üzerine atom bombası atarak şehri tahrip ettiler. Hatta tahrip kelimesi hafif bile kalır. Japonların bundan nasıl haberdar oldukları veya olamadıkları hakkında yazılanları okumak çok enteresan. Çünkü hiç kimse şehri saniyeler içinde gerçek anlamda yok edecek bir bomba beklemiyordu. Yani Japonlar bu olay olduğunda hala teslim olmamıştı ve tarihi de buraya yazalım. Bu tarihsiz olay 6 Ağustos'ta gerçekleşti. Sonra 9 Ağustos'ta Nagasaki üzerine başka bir atom bombası daha atıldı. Bunlar olduğu sırada Sovyetler Birliği Mançurya'yı işgal ediyordu. Bu kadarı yeterdi. Sovyetler Pasifik'e müdahil olmuştu. Amerikalılar Japon şehirlerini gerçek anlamda tahrip etmiş, bitirmişti. 1945 yılının 15 Ağustos tarihlerinde Japonya teslim oldu. 15 Ağustos 1945, Japonlar teslim oldu. Bu 2 Eylül 1945'te resmileşti ve Japonya'da Zafer Günü olarak anıldı. Japonya'da Zafer Günü. Artık bu İkinci Dünya Savaşı'nın resmen sona erdiğini işaret ediyordu. Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı aslında Nisan sonu, resmi olarak da Mayıs başında bitmişti. Pasifik'te ise resmi olarak Eylül ayı başlarında sona erdi ve müttefikler zafere ulaştı.